Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün romanımın 20. bölümüyle karşınızdayım. Hazır mısınız? Arkanıza yaslanın. Gözlerinizi kapatın. Kendinizi hikayenin akışına bırakın. Ben küçük bir kadınım. Yazan ve okuyan becerikli kadın. Küçük kadın Zeynep biri sırtında bir türlü eğleyemediği, susturamadığı bebeği, biri karnında kanıyla, canıyla beslenen, onu bitkin düşüren ve doğmak için gelişmeye çabalayan bebeği. Kocası yanında değil. Yaşı daha 15. Üzülmemiş, aksine mutlu olmuş. Onun bir parçası daha dünyaya gelecekmiş. Onu da çok sevecekmiş. Vakit buldukça bebelleriyle oyunlar oynayacakmış. İçindeki çocuk içten içe hala oralarda bir yerlerde pusuda bekliyormuş işte. Arada Nadire ve Rafiye ile ovada işi gücü bırakıp oyuna daldıkları oluyormuş. Böyle zamanlarda öylesine mutlu oluyormuş ki. Bazen kocasından mektuplar geliyormuş. Elbette ona değil. Babası Hacı Süleyman'a. Zaten ona nasıl yazsınmış ki? Okuması yazması yokmuş sonuçta. Ayrıca ayıpmış evde ana baba varken karısına mektup göndermesi. Hacı Süleyman mektubu alıp eve döndüğünde yüksek sesle okurmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Evvela selam eder büyüklerin ellerinden, güççüklerin gözlerinden öperim diye başlayan mektuplar yine selam ve temennilerle bitermiş. Mektupta hiç Zeynep'in nasıl olduğunu sormazmış ama Rabia bebekten bahsedermiş. Hacı Süleyman Zeynep'in hamileliğini son yazdığı mektupta bildirmesine rağmen bununla ilgili hiçbir şey yazmamış Selahattin. Zeynep yine de kendi kendine nasıl yazacak babamın okuyacağını bilip duru ayıp olur diye sormaz tabii. Emmi gelince biliyorum ben o da çok sevinecek. Hem belki bu sefer erkek olu zaman gayri ağzı kulaklandı gezer diyerek kendine avuturmuş. O sıralarda görümcesi Zahide'nin durumu ağırlaşmış. Hani şu hovarda Rıza'yı bırakıp gelen, verem olan görümcesi Zahide. Muhittin abisinin evinde ona bir yatak sermişler. Neredeyse artık yataktan çıkamaz olmuş. İştahtan kesilmiş, kurudukça kurumuş. Gözleri çukurlarında zorla nefes alıp verirken, mi çok özledim Zeynep yarın alıp getirseydi bir görsem oluğu mu? Oluğu aba maşallah kuzu gibi olmuş. İyi bakıyorlar oğdu ona. Irza dayım onu dokunmuyor herhalde. Gerçi nerede görecek Sağda soltuk gezip duruymuş. Gezmesini köpekler yesin onun. Beni yedi yüdü. Hu halime bak. Yataktan çıkmaya gari. Çok yaşamam ben böyle. Bilip durun. Sesi titremiş. Gözleri dolmuş. Göğsü sıkışmış yine. Elindeki kan lekeli çaputu tutmuş ağzına. Her zamanki öksürük nöbetlerinden birini savuşturmaya çalışmış. Zeynep acımış haline. Daha gencecik kadın. Gül yaprağı gibi sararıp solmuş gözlerinin önünde. Böyle giderse çok yaşamayacağını bilirmiş. Hacı Süleyman'ın içten içe onun için kahrettiğini de biliyormuş. Aslında hepsi onun için çok üzülüyorlarmış ama moral vermek için ellerinden geleni yapıyorlarmış. Aba neye çıkamayacaksın yataktan? Hastalık bu. Kah yatırır kah kaldırır. Böyle şeyler düşünüp de kafenin bulandığıma. İyi olacaksın inşallah. Kimler kimler iyileşmedi ki bu hastalıktan? Umutsuz, yorgun, kızarmış gözlerle bakan Zahide başını sallamış. Abam çocuk değilim ben. Bilip durun halimi. Anamın babamın ahını aldım. Allah da böyle çektiriyor işte. Eteyle büyüklendiğin ahını alma Emi Zeynep. İlla bir yerden çıkarıyor Rabbim. Deme öyle abam. Babam seni affetti gari ya. Hiç ana baba yavrusuna ileneyim mi? Hem ben biliyorum. İyi olacaksın. Yine ayağa kalkacaksın. Geçen gün Ovu'da Hacan ile Ayşe abi anlattı. Dirmil'den bir gocigarı veremliymiş. Öldü ölecek deyip betlerlerken kalkmış dikilmiş aya. Hiçbir şey kalmamış maşallah. Sen ta gençsin. Sen de öyle kalkıcısın. Aklına kötü kötü şeyler getirip durmuş gari. Böyle böyle avutmaya çalışıyorlarmış Zahide'yi. Aslında kimsenin umudu yokmuş. Yine de Allah'tan umut kesmek de olmaz bir şey elbet. Ertesi gün Rabia'yı alıp anasına götürmüş. Rabia, bıcır bıcır küçük bir kız çocuğu. Annesinin hasta oluşunu anlayacak, algılayacak yaşta değilmiş. Dört dönmüş annesini görünce. Zahide ise geçenlerde abisinin ona verdiği kaba şekeri sakladığı yastığın altından çıkarıp vermiş kızın eline. Korka korka Kumral başını okşamış hastalığını ona bulaştırmaktan ölesiye korkuyormuş. Kızına sımsıkı sarılmak istese de tutuyormuş kendini. Ona devle akıllı Mehmet'in masalını anlatmış. Bu masalı çocukken nenesinden öğrenmişmiş. Rabia hevesle dinlemiş annesini. Bir yandan da çürümeye başlayan dişleriyle kaba şekerini kemiriyormuş. Böyle böyle yaşamaya devam etmiş Zahide öyle yer yatağında kah uzun aylar yatarak kah arada iyi hissedip ortalıkta dolanarak gitti gidiyor derken yeniden canlanarak günler geçip aylara dayanmış ve Zeynep'in doğum zamanı gelip çatmış ama ne sancı ne de bir doğum emaresi yokmuş herkes eli kulağında gelecek bebeği bekledikçe beklemiş bir hafta geçmiş yok iki hafta geçmiş yok artık 10. ayına girmesine birkaç gün kala nihayet sancıları başlamış. Yine evde annesi Hatice'nin telaşlı halleri, Rafiye ile Nadire'nin heyecanlı genç kız bıcırtıları arasında canından can ayrılmış, kanından kan gitmiş. Bir türlü doğuramıyormuş bebeği. Sıkmış dişini, pes etmemiş. Küçücük bedeniyle direnmiş de direnmiş. Ebe Helime bu kez ilki kadar rahat görünmüyormuş. Endişeli bir halde Zeynep'in karnına bastırıyormuş, çöndürüyormuş. Eliyle içine girip bebeği çekmeye çalışıyormuş ama gelmiyormuş bebek. Hatice gizli gizli ağlıyormuş. Korku dolu gözlerle kızına bakıyormuş arada. Göz göze geldiklerinde gözlerini kaçırıyormuş. Artık kızlar bile seslerini çıkarmıyorlar. Ne yapacaklarını bilmez halde kah Zeynep'in terini siliyor kah ellerini tutuyorlarmış. Hatice'nin beti benze atınca alıp onu dışarı çıkarmışlar. Korkmuşlar olduğu yerde bayılıp kalacak diye. Işık yengesiyle ebe birlikte yardımcı olmak için ellerinden geleni yapıyorlarmış. Sonra bir anda gelmeye karar vermiş bebek. Zeynep var gücüyle ıkınmış. İçinden upuzun mosmor bir bebek çıkıvermiş. Ama ağlamıyormuş bebeği. Ebe Helime hemen elini bebeğin ağzına sokmuş. İçinden pislik çıkarıp ağzını dayamış bebeğin burnuna. Oradan da çekebildiği kadar pisliği çekmiş, tükürmüş tasa. Bacaklarından tutup ters çevirmiş. Poposuna, sırtına vurmuş. Yine çevirmiş, burnundaki pislikleri çekmiş. Zeynep bacaklarından akan kana aldırmadan gözyaşları içinde ayaklanmış. Helime teyze Kurtar yavrumu ne olur bırakma kurtar oğlumu. Kollarından tutan ışık yengesi Du yengem du Zeynep'im çok kanım enma. Helmi kurtar onu çırpın mı gari yengem patlatacaksın şimdi her yanını. Derken nihayet o beklenen ses duyulmuş. Ciyak ciyak ağlamaya başlamış bebecik. Herkes rahat bir nefes almış. Zeynep kanlar içinde olduğunun farkına varmadan atılmış bebeğini kucağına almak için. Bicik bir kucağıma alın, bir sarılayım ona. Allah'ım sana şükürler olsun. Yavrumu beni bağışladın Allah'ım. Sana şükürler olsun. Abo benim yavruma. Anam, yavrum. Ebe Helme Zeynep'in halini görünce telaşı artmış. Kızım, yat hemen yat. Çok kanım enva. Durma ayakta. Tamam ver Cem bebeğin kucağına. Yat biyo sen. Ben senin kucağında keserim onun gebeğini. Kurtuldu gari çok şükür. Hemen eşin çıkarayım ben. Zeynep'i ikna edip yatırmışlar. Her yer kan içindeymiş. Zeynep'in benzi sararmış. Teri alnından damlarken kucağına almış oğlunu. Hala doğum pisliği üzerinde olmasına rağmen başını öpmüş, koklamış. Bir yandan maharetli elleriyle çar çabuk göbeğini kesen ebe eşini çıkarıp kanamayı durdurmak için ışık yengesinden yardım istemiş. Şurada çıkınlarda kuru otlağı var. Bir ve bakayım beni bir. Kızları da seslen havan getirsinler. Hemen rahimine dıkmamız lazım. Çabuk olsun la. Zeynep yavaş yavaş kendinden geçmeye başlamış. Yüzü bal mumu gibi olmuş. Yine de gözlerini kapatmamak için direniyormuş. Gözleri hala kucağındaki bebeğinde. Ona canıyla sımsıkı tutunmuş. Bırakmamaya, pes etmemeye kararlıymış. Derken kızlardan birinin içeri girdiğini fark etmiş. Sesler artık uğultudan ibaretmiş. Gözlerine sanki perde inmiş. Görmek istese de göremiyormuş. İçten içe bunun biteceğini, geçeceğini, oğluyla kızının büyüdüklerini göreceğini hayal edip bu hayalle oyalamaya başlamış kendini. Hatice'nin sesi odayı doldurmuş. Açtı gözlerini, açtı. Çok şükür Rabbim, bin şükür. Zeynep, anam, abuh benim tatlı kızıma. Zeynep şaşkın şaşkın bakınmış. Yavaş yavaş görüşü açılmaya, kulağındaki uğultu azalmaya başlamış. Sonra bir anda kucağının boş olduğunu fark etmiş. Telaşla fırlamış yerinden. Birisi onun omuzlarından sıkıca tutup usulca yerine yatırmış. Kızım du, du garibi. Bebeğin maşallah kuzu gibi uyuyor bak. Beşiğe yatırdık onu. Hiçbir şey yok. Sen çok korkuttun ya bizi. Çok şükür açtın gari gözlerini. Emme açık yatacaksın. Öyle fırlayıp kalk ve yok. Ebe Helime'nin sesini tanımış Zeynep. Bayıldığını o zaman anlamış. Gözü hemen bir kaymış örtünün altındaki bebeğini göremeyince Nadire aç bakayım bu örtü bir bakayım oğluma Nadire beşe seyirtmiş usulca açmış örtüyü bebeği sıkıca kundaklandığı beşiğinde mışıl mışıl uyuyormuş O zaman rahat bir nefes alabilmiş Zeynep sonra artık geç de olsa yürümeye başlayan Rabiası gelmiş ona doğru açmış kollarını Nefes nefese kalan yavrusunun dudakları yine mosmormuş. Anlamış kendisi baygınken çok ağladığını. Yanına gelen yavrusuna hasretle sarılmış. İçi acımış. Kim bilir kaç saattir annesinden uzak kalan bebek usulca yaslamış başını annesinin göğsüne. Orada dinlenmeye başlamış. Hatice, ışık, bekmez şerbeti yaptıydım. Hadi bir kupaya koydu getir de Zeynep'i içiriverem. Dili damağı kurudu yavrumun. Kanı çekildi gitti. Bol bol içirem. Hatta sen testi de al gel. Hurdu yanımızda dursun. İçirem duram. Işık hemen seyirtmiş. Toprak kupaya koyduğu şerbetle testi elinde geri gelmiş. Anasına yaslanıp uyuyakalan Rabia'yı rahatsız etmeden yavaşça dayamış Zeynep'in dudaklarına. O zaman anlamış Zeynep ne kadar susadığını. Büyük korku ve endişelerle dünyaya gelen bebeğin adını koymak yine Hacı Süleyman'a nasip olmuş. Bu kez Zeynep, baba, oğluma Süleyman'a da çok yakışı. Kendi sen bilirsin tabii. Hacı Süleyman pek mutlu olmuş, gurur duymuş. E gari, bir Süleyman daha geldi ya bu eve, korkun bizden. Süleyman'a fı, oley, gelmeyeceksin diye çok nazlandın emme, bir geldin pir geldin maşallah. Hadi bakalım. Allah ömrün uzun etsin inşallah. Adın mı yaşı Emi? Seni kerata seni. Artık Zeynep 16 yaşında ve iki çocuklu bir kadın. Nesi olduğunu bir türlü bilemediği ve içten içe kötü bir şey olduğunu hissettiği Rabia'sı ve tıpkı Ülfet babasına benzeyen uzun esmer oğlu Süleyman'ı. Süleyman, Rabia'nın aksine çok sakin bir bebekmiş. Annesini emip, bezi de değiştikten sonra ne ağlaması ne huysuzluğu olmuyormuş. İçten içe, Allah beni acıdı da yavrum böyle uslu yarattı. Çok şükür, bin şükür, ömrüm şükür, Rabbim diye düşünüyormuş. Süleyman bebeğin doğumunun üzerinden altı ay geçmiş. Artık yaz işleri en yoğun zamanlarındaymış. O gün sabah ezanlarıyla tütün kırmaya gitmişler. Zeynep Rabia'yı anasına bırakıp sırtında Süleyman'ıyla gidiyormuş tarlaya. Güneş çarpmasın diye taşlı armut ağacının dallarına bir bez geçirip sarıp belediği bebeğini bırakıp kardeşleriyle birlikte can hıraş çalışıyorlarmış. Bir yandan da işten içe bebeğini akreplerden yılanlardan koruması için dualar ediyormuş. Allah'tan güneş iyice bastırmadan eve dönüyorlarmış. Zaten kızgın güneşin altında iş görmek imkansızmış. Ovadan eşeklere tütünleri yükleyip kendileri de eşek sırtında varıyorlarmış eve. Varır varmaz heybirleri çözüp tütünleri avluya yığıp çoluk çocuk başlıyorlarmış iğneleri dizmeye. Elleri yapış yapış ortalık tütün kokusuyla dolu ağır işmiş tütün işi. Dikmesi, otu, çapası, sulaması, dip kırım, orta kırım, uç kırım, dizmesi, germesi, sermesi. Tütün zamanı iş bitmek bilmezmiş. Zeynep Süleyman'ı için avluya binenden beşik kurmuş. Arada kıskanan Rabia'sını da yatırırmış oraya. Tepesinin üzerinde asılı duran nenen beşikten ağlama sesi geldiğinde önüne düşen urganla bir yandan sallar bir yandan tütün işine devam edermiş. O günde yüklemişler tütünü eşeklere, dönmüşler evlerine. Avluya girip tütün yükünü çözmeye başlamışlar. Nadire her zamanki gibi neşeyle bu Ana! Biz geldik! Yemekler pişti mi?'' Tahtalıkta bir takırtı duyulmuş. Sonra bir erkek sesi. ''Ne yo? Çok macıktın acıktın gı? Büyüğün yemek yok. Hepsini ben yedim.'' Beliyle idare edeceğiniz gari. Herkes şaşkınlıkla tahtalığa bakmış. Zeynep'in yüreği güp güp atmaya başlamış. Nadire, abo, abi, ne zaman geldin sen? Naha seni emi? Koşmuş merdivenlere doğru, tapır tapır çıkmış basamakları. Abisinin eline yapışmış, öpmüş. İki kardeş birbirlerine sarılmışlar. Zeynep ayıp olmasın diye koşmamak için kendini zor zapt etmiş. Usulca sırtında Süleyman'ı ile merdivenleri tırmanmış. Kocasının elini öpüp başına koyduktan sonra ışıltılı gözlerle ''Hoş geldin, mektupta yazmamışım ya geleceğin diye, ayo hepimizi şaşırttın ya gari.'' Selahattin Zeynep'in yüzüne muzırca bakarak usulca ''Ben severim böyle şaşırmaya, e, sevinmedin mi geldiğime?'' Utançla kıkırdayan Zeynep, suskı deli, Duyceler şimdi. Öyle büyülü bir anmış ki bu an, birbirlerine sarılmamak için zor duruyorlarmış. Dile kolay, İzine geldiği kısa süreyi saymazlarsa tam iki buçuk yıldır ayrıymışlar. Arkadan gelen ayak sesleri büyülü anı bozmuş. Ayhan abisine sarılıp hoş geldin derken Selahattin'in gözü Zeynep'in sırtındaki bebeklerine takılmış. Bir anda gözlerindeki neşe kararmış ve bunu Zeynep fark etmiş. Herkes birbiriyle kucaklaştıktan sonra tütünü avluya yıkıp sofranın etrafında toplanmışlar. Rabia babasına emmi deyip çekinip ondan uzak duruyormuş. Sırtından indirdiği bebeği Süleyman ise Zeynep'in kucağında boncuk boncuk bakınıyormuş. Hacı Süleyman Selahattin'e ''Ole gördün mü sen Süleyman Efe?'' ''Seni kök söktürecek bu kerata, haberin olsun. Şuraya bak maşallah, iki yaşında çocuk kadar var. Doğduğunda gunda sığmadıydı ayakları. Gerisini sen düşün gari.'' Selahattin'in gözlerinden yine aynı karartı gelip geçmiş. Babasının yanında bebeği kucağına alıp almaması gerektiğini bilememiş. Sonra acemice uzatmış kollarını. Zeynep kocasındaki tereddütü izliyormuş uzatmış Süleyman'ını kocasının kollarına. Yanlış bir şeyler varmış ama ne? Zeynep'in içinden geçen. Neden yavruma soğuk bakıyor? Neden yüzü bir çeşit oluyor? Ne var bunun kafasında? Rabiye'me böyle etmediydi. Bu da olmadığından böyle tuhafına gitti ki. Karı koca sessizce bir olmanın, birlik olmanın rehavetiyle mutlu mutlu uzanıyorlarmış. Sonra beşikteki Süleyman uyanmış. Zeynep hemen toparlanıp, ben ahırı enin, gusul alın gelin, sen açık sallayı ve beşi, hemen gelirin. Abdestsiz süt vermeyen çocuğa. Selahattin tıslamış. Ha tamam. Bir buydu şimdi esik olan. Ey bakan çabuk git gel. Zeynep bu cevapla fallamış. Ama Süleyman ağlamayı azıtmadan yıkanıp gelmek için karanlık odadan fırlamış. Geri gelip Süleyman'ı emzirmeye başladığında Selahattin fısıldayarak ''Bu çocuk nalı oldu, bir deyiver bakayım be.'' Zeynep neye uğradığını şaşırmış. Yıldırım çarpmışa dönmüş. Sorunun anlamını zihni reddetmiş. ''Gole olmadı. az kalsın ölüyordum. Emmi çok şükür Allah onu bana.'' Beni de yavrulan bağışladı. Selahattin daha hiddetle tıslamış. ...bana bak bene. Beni salak mı sanıyorsun sen? Ben bu ulağı yokken neden türedi bu çocuk? Doğruyu söyle bak. Elimde kalırsın sonra. Zeynep memesinde bebeği yükselen siniri ve korkusuyla yer yatağının ucuna kaymış. Sen ne diyorsun böyle? Dediğin lafta haberin var mı? ...kudurdun mu gece gece? Şeytandan geldi gene. İznini geldiğinde onu da mı unuttun? Aklın başını topla. Gece gece oyun bul benim başıma. Selahattin ikna olmuş gibi görünmüyormuş. Burnundan soluyormuş. Ben izini gelip gittikten ne kadar sonra doğdu bu çocuk? Zeynep o zaman anlamış Selahattin'in neden kendisi için böyle düşündüğünü. Ona hekimet doğdu. Zamanı geldi geçti. Gelmedi bir türlü. Kanımda öldü sandıydık. Hepimiz çok korktuk ya. Zaten doğduğunda ölüydü. Ebe Helime de uğraşı uğraşı kurtardı onu. İstersen kardeşlerine sor. Hepsi biliyorlar. Bütün köylü biliyor. Hatta Ebe Helimi de sor. O anladı verir sana. Genç doğduğunu, ondan ölümlerden döndüğünü. Neredeyse ben de ölüyordum ya. Ne soracağım be? Neydi görülmüş on aylık çocuk doğuruldu Beni yalan deme dedim bak... ...kötü olacak... ...Zeynep'in saçlarından tutmuş... ...savurmuş... ...hırpalamaya başlamış... ...yan odada yatan anne babası... ...kapının dışında yatan kardeşleri... ...duymasın diye... ...öyle sessiz sessiz dövüşe didişe... ...sabahı etmişler... ...Zeynep perişan olmuş... ...sabah sofra kurulup oturduklarında... ...uykusuz... ...gözleri kızarmış... ...Zeynep'in hali herkesi şaşırtmış... ...Rafiye... ...neyi o... Zeynep'i bu kadar mı özledin? Hemen başlamışın ya efilenmeye abi. Selahattin ters ters Rafiye'ye bakmış. Tam ağzını açıp bir şey diyecekken Hacı Süleyman hiddetle elindeki kaşığı tasa çalmış. Gözlerini Selahattin'e dikip ne oluyor ilk günden? Neyi bu hal? Ne ettin bakayım bu kıza sen? Naha değilsin oğlu. Gelir gelmez neyi derdin şuncağızı eziyet ediyorsun? Selahattin cevap vermeye cesaret edememiş. Hacı Süleyman daha da hiddetlenmiş. Ne oldu dedim sana. Cevap vermeyeceğin işler yapmayacaksın benim karşımda. Beni bak eğer büyüdü bu bu oldu demen alırın ayağımın altına. Selahattin elindeki kaşığı evirip çeviriyor. Bakışlarını önünden kaldıramıyormuş. Babasına duyduğu saygı ve korku bir yana. Şüphesini nasıl dillendireceğini bilemiyormuş. Hacı Süleyman bu kez Zeynep'e dönmüş. Bu kalın kabuk konuşmuyor madem. Sen de evi kızım. Neymiş bunun zoru? Zeynep ne diyeceğini, nasıl diyeceğini bilememiş. Öyle ağır ki. Kocam benim namusundan şüpheleniyor. Nasıl diyebilsin? Tutamamış kendini ağlamaya başlamış. Onun ağladığını gören Rabia da anasına yanaşıp ağlamaya başlayınca iyice koyu vermiş kendini öyle sessiz, öyle içli ağlıyormuş ki sofradaki herkesin boğazı düğümlenmiş. Hatice kızını kaldırmış sofradan, götürmüş içerideki odaya. Dışarıdan Hacı Süleyman'ın bağırtıları geliyormuş. Zeynep, du kızım, aklın başını topla. Bak, Rabiye'yi de korkutuyorsun ya. Ağlım gari anan. Neyse derdi, çaresi bulunu. Bu ben zaten onun ettiğin yanını bırakmaz. Bak şimdi nasıl tımarlayacak onu.'' Zeynep usul usul ağlamaya devam ediyormuş. Hatice kızının derdini öğrenmeden bırakmaya niyetli değilmiş. Israrla devam etmiş. Beni bak kızım. İlk günden neye dövdü seni? Bir de bakayım bir. Dede onu göre edelim ne edeceksek. Sahipsiz değilsin sen. Ben varım burada. Ben oldukça seni ezdiğim ben. Hadi bir deyive. Neymiş derdi? Zeynep hıçkırıklar arasında. Aha, ana Süleyman'ı kimden peydahladın diye Kalkı ve ayağa. Hatice bu sözü duyunca başlamış dizlerini dövmeye. Naha kerhaneci, iftira etti sene? Bunu da mı duyacaktık? Ne demek Süleyman kimden? Kendi geldi etti, ardında seni yüklü çocuğunu bırakıp gitti ya deyüz. Buna nalı laf. <laughs> İçeriden Hatice'nin haykırmasını duyan kızlar koşup gelmişler. Ana, ne oluyor? Zeynep, biriniz bir şey deyin. Eğer sabah sabah mübeyniye döndük, bir deyin bir, ne oldu? Hatice kızlara bir hışımla, o götü deyin, bir ta kızıma iftira ederse, eğer ben döverim onu, Hacı Süleyman'ı hilen bırakman. Kızlar analarını hiç böyle öfkeli görmediklerinden neye uğradıklarını şaşırmışlar. Karısının öfkeli sözlerini duyan Hacı Süleyman tek nefes dalmış odaya. Ne etmiş o hıralı? Ben de deyiveyim baken. Ne bu halin Hatice? Ne etmiş Zeynep'e? Hatice aynı öfkeyle dönmüş kocasına. Beni bak. Ben buraya sekiz çocuğun üstüne geldim. Bugünü kadar bir gün hiçbirini bir o olsun kığmadım. Emmi benim kızımın namusuna dil uzadıysa o deyiz o zaman gari ben de ne edeceğimi bilirim. Ne namusu hacca? Ne diyorsunuz? Anlamıyorum ben. Neymiş? Ne Ne diyeceksin sengi? Lafları sokup sokup çıkarıyor. Nereye gidiyor Nereye gel Bakıyor mu hiç? Evlendiklerinden beri kıskançlığı yüzünden dıvı bam dıv. Ne bu böyle canım? Ben kızımı geç buldum çabuk kaybetmeyecek. Gözümü görünmesin bir daha. Eğer çok çikin onu. Ee yeter gari yahu. Bir deyiverin biriniz ne etmiş ki Kızım sen de bakayım ne demiş Zeynep e abiniz? Rafiye korku ve endişe içinde. Biz de bilmiyoruz baba. Bize de demediler. E akıl bırakmadınız insanda. Kızım Zeynep ne dedi? Seni, seni ne etti? Bir deyiverin bakayım bir o bir. Zeynep gözyaşları içinde. Sırtındaki Süleyman'ı göstermiş. Bunu neden peydahlamışım? O yokken bu Nalı oğlu Süleyman. Ne? Kaçılın kapıdan. Kaçılın bakayım. Eğer elimden almaya kalkın hepinizi döverin. Fırlamış çıkmış odadan. Ama Selahattin çoktan topukları yağlamış. Kaçmış evden. Arkasından küfür üstüne küfrü basan Hacı Süleyman'ın öfkesini dindirmek hiç kolay olmamış. Ama köylük yer. Tütünler mecbur kırılacak. İplere dizilecek. Zeynep perperişan sırtında bebeği düşmüş yine kardeşleriyle ova yoluna. O günden sonra bu konu Selahattin ile Zeynep'in arasında pek açılmamış. Ama Zeynep biliyormuş artık kocası kendi canlarından kanlarından olan oğullarına yakınlık göstermeyecekmiş. Tek temennisi oğlunu da kendine ettiği gibi eziyet etmemesiymiş. Arkadaşlar, bugün burada sonlandırıyorum. Ee, yoğun talebiniz üzerine daha uzun tutmaya gayret ettim. Hemen yasal uyarımı yapayım. Ondan sonra hatırlatmak istediğim bir şey olacak. Roman projesi becerikli kadının Hatice Öztürk noter onaylı çalışmasıdır. Bölümlerin herhangi bir yerde izinsiz yayınlanması, kopyalanması, dağıtılması, paylaşılması ve benzeri durumlarda hukuki süreç başlatılacaktır. E, bu arada şu hatırlatmayı da yapayım. E, kitap okumayı ya da dinlemeyi seven e, tanıdıklarınız varsa onlarla linki paylaşabilirsiniz elbette. E, bunda yasal hiçbir sıkıntı yok. Okumaktan hoşlanıyorsanız web sitem haticeosturk.com'a girerek, Ozturk pardon, oradan e, okuyabilirsiniz. E, bu zamana kadar yaklaşık 300 sayfalık bir romanı tamamlamış oldum. E, bütün bölümleri tek bir bölümde Toplamaya çalıştım ama artık ne telefonun kapasitesi ne de yükleme kapasitesi yeterli olmadığından ikiye böldüm onu. Birinci bölümü paylaşmıştım. Eğer ilk defa bugün bu romanı okuduysanız ya da dinlediyseniz, tabii bunu okumamış oluyorsunuz, dinlemiş oluyorsunuz. Dinlediyseniz birinci bölümden itibaren dinleyebileceğiniz ilk bölümü ve hemen bugün yine inşallah. Ee, tüm bölümlerin ikinci bölümünü de paylaşacağım. Ee, onu dinleyerek e, bütünlüğünüzü koruyabilirsiniz. Ay konuşabildim <laughs> uzun süre okuma yaptıktan sonra ki e, bilenleriniz, bilmeyenleriniz var gerçek bir hayat hikayesi. Zeynep benim annem, Selahattin babam, Hatice anneannem. Dolayısıyla yazmak da okumak da ciddi anlamda sarsıyor beni. O yüzden böyle takılmalarım oluyor özellikle okumayı bitirdikten sonra bunun için özür dilerim Umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz like butonuna basar yorum yazar ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum bir sonraki bölümde pazar günü görüşmek üzere hoşçakalın